Merhaba. Özellikle romantik dönemden itibaren şarkı dizileri özel bir önem kazanmaya başlamışlar. Çünkü romantizmle beraber gelen bir milliyetçilik akımı içinde besteciler kendi dillerinde şarkı yazmaya özellikle önem vermeye başlamışlar. Bunların tabii en başında Franz Schubert ve Robert Schumann'ın ünlü şarkı dizileri geliyor. Ama ondan sonra özellikle 19. yüzyıl boyunca 20. yüzyılın başlarında da çok güzel şarkı dizileri yazılmış. Onların ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bazıları bir konu ya da temayı düzenli olarak takip ettikleri için sıraları değiştirilemeyecek olanlar. Bazıları da bir grup şarkının bir araya getirildiği, aralarından bazılarını çıkararak icra edebileceğiniz şarkılar. İşte bir şarkı dizisinin, ünlü bir şarkı dizisinin kısaca hikayesinden bahsedeceğim şimdi size. Ünlü Fransız besteci Gabriel Fauré, Nadia Boulanger ve Maurice Ravel gibi bestecilerin hocası, Fransız ulusal müziğinin en önemli kuruluşu diyebileceğimiz Société Nationale de Musique'in kurucularından Gabriel Fauré, 1891 yılında hem yazmakta olduğu operanın librettosunun, Paul Verlaine hazırlamakta bu librettoyu ve Verlaine bir absint bağımlısı, tamamlayamaması üzerine bir opera projesi suya düşüyor. Bir de romantik sıkıntılar işin içine girdiği zaman Gabriel Fauré bayağı sıkı bir depresyona girmiş bu tarihte. İşte tam o sırada Vinaretta Singer adında bir hanım Fauré'nin imdadına yetişmiş ve onu Paris'ten biraz uzaklaştırmak için Venedik'e davet etmiş. Kendisine ev sahipliği yapan Vinaretta Singer ile aralarındaki dostluğun karşılıklı saygı ve hayranlığa dayanması da önemli bir rol oynamış diyebiliriz. Vinaretta Singer'e gelince Singer ünlü dikiş makinesi imparatorluğunun varisi. Çok zengin bir hanım. Bekar ve de sanatçılara destek olmaktan büyük zevk alıyor. Paris'te de özellikle Ravel ve Debussy'nin kariyer yapmasında çok yardımcı olmuş. Bestelerinin icra edilebileceği konser ortamları sağlamış, konserler organize etmiş. Hatta konserlerin yapılabileceği salonların sahipliğini ve sponsorluğunu yapmış. İşte burada bulunduğu sürece Gabriel Fauré, Vinaretta Singer'in misafiri oluyor. Bakın Vinaretta Singer 1945 yılında yayımladığı hatıralarında Fauré'den nasıl bahsediyor. Onunla tanıştığımızda henüz 28 yaşındaydı ama çoktan Güzel Şarkılar, Nocturne ve Impromptu gibi bir dizi piyano eseri bestelemişti. Bu eserler bana şimdi olduğu gibi o zaman da Chopin ve Schumann'ın seviyesinde görünmüştü. Sargent'ın yaptığı Fauré portresi oldukça tanınmış bir eserdir. Bu portre biz onunla tanıştıktan birkaç yıl sonra yapılmıştı ama o çok az değişmişti bu süre içinde. Koyu teni, dalgalı çelik gri saçları ve harika derin göz yuvaları ile çok güçlü bir ifadesi vardı ve sevimli hareketleri onu hemen sempatik kılıyordu. Bu arada 19. yüzyılın sonları ve özellikle de 20. yüzyılın ilk yarısında Paris'in sanat yaşamına çok katkıları bulunan eşcinsel bu hanım hakkında hazırladığım kısa podcast'ın linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Burada Venedik'te kendisine Vinaretta Singer diye bir hanım ev sahipliği yapmış. Nerede mi? Hemen şurada gördüğünüz Tuğla'dan olan 4 katlı yapının içinde. Palazzo Barbara Volkov. Aslen 1300'lü yıllarda Venedik Bizans stilinde Canal Grande'nin güney kıyısında Dorso Duro semtinde Venedik'in köklü ailelerinden biri olan Barbarolar tarafından inşa ettirilen Palazzo Barbaro'ya 15. yüzyılda geçirdiği tadilat sırasında o günkü moda çerçevesinde Venedik Gotiği olarak bilinen mimari tarzda bazı eklemeler yapılmış. Venedik Gotiği, Venedik Cumhuriyeti'nin en zengin ve şanlı yılları diyebileceğimiz 14 ve 15. yüzyıllarda özellikle Venedik'in yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğu Bizans ve İslam kültürlerinin de etkilerini taşıyan bir mimari stil diyebiliriz. Bu stilin sivri köşeli kemerler, bunları destekleyen ince sütunlar ve dört yapraklı pencereler gibi en bariz ögelerini Venedik'in ünlü yapıları diyebileceğimiz Palazzo Ducale yani Dükalık Sarayı ile Canal Grande üzerindeki çok sayıdaki palazzolarda görmek mümkün. Vinaretta'nın Fauré'yi 1891 yazında ağırladığı Palazzo Barbaro, 1883 yılında Rus ressam Alexander Volkov tarafından satın alındığı için de günümüzde Palazzo Barbara Volkov olarak tanınıyor.
Tamamıyla tuğladan yapılmış olan bu binanın belki de en göze çarpan özelliği asimetrik şekilde yerleştirilmiş olan tekli, ikili, üçlü ve dörtlü pencere grupları. Fore, Venedik'te kaldığı sürece 1891 yılında Paul Verlaine, ünlü Fransız şairinin şiirleri üzerine bir şarkı dizisi bestelemeye başlıyor. Fore, Venedik'e 18 Mayıs 1891 tarihinde varmış ve hayatının belki de en mutlu 6 haftasını burada geçirmiş. Gene Vinaretta'nın hatıratından okuyoruz. Fore'nin çalışması için içinde piyanosu da bulunan sessiz bir oda hazırladım. Ama onun kafeleri ne kadar sevdiğini unutmuşum. Fore'nin Cinq Mélodies de Venise, Venedik'in gürültü ve curcunasının ortasında piyasadaki Cafe Florian'ın mermer masalarından birinde bestelediğini söylemeliyim. Fore, 19. yüzyılın sonlarında sembolist şiirin en önemli temsilcilerinden biri olan Paul Verlaine'in şiirlerindeki müzikaliteden etkilenerek 5 tanesini bestelemiş. Cinq Mélodies de Venise, yani Venedik'in 5 melodisi başlıklı bu şarkı dizisinin ilki olan mandolini Venedik'te tamamladığı ve hatta bu şarkıyı ilk olarak buradayken bir akşam icra ettikleri söyleniyor. Gabriel Fauré bu eseri Paris'e döndükten sonra 4 bölüm daha tamamlamış ve ilk seslendirilişi de 1892 yılında yapılmış. Şimdi gelin bu şarkılardan sessiz ya da sesi kısılmış olarak çevirebileceğimiz En Sourdine başlıklı ikinci şarkının telif hakkı taşımayan eski bir kaydını dinlerken Palazzo Barbara Volkov çevresinde ve Canal Grande üzerinde kısa bir geziye çıkalım. Bu eserin
güzel bir kaydını aşağıdaki kutuda sizle linkle paylaşıyorum. Sevgili Düştüm Yola Kültür Yolcularım, bir başka kültür yolculuğunda bana katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer projemize destek olmak isterseniz patreon.com adresine gidip Düştüm Yola Kültür Yolculukları yazdığınız zaman çıkan sayfamızda 4 ayrı seviyeden bir tanesini seçerek bize destek olabilirsiniz. Tekrar bir başka kültür yolculuğunda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.